İyi günler arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem tığla hem de 5 şişle yapılan bir patik modeli paylaşacağım. Patiğimiz arkadaşlar bakın bu şekilde çok ağır, hoş duran bir model. Ön kısmını tığ ile yapıyoruz. Daha sonra şu etraflarından şöyle ilmek çıkarta çıkarta 5 şişle devam ediyoruz. Daha sonra şöyle bakın alt kısım, yan kısım, daha sonra topuk olacak şekilde devam ettikten sonra şöyle üst kısımdan da, çünkü şu beyaz yer açık kalıyor, şöyle üst kısımdan da sık iğneli etrafında iki sıra geçiyoruz. Arkadaşlar bakın modelimiz bu şekilde. Dediğim gibi 5 şişle yapılan model. Öncesinde tığ kullanacağız. Daha sonra da şöyle 5 şiş. Şişimiz 3 numara. Bu şekilde. Şişimiz 3 numara. Tığımız da 2 numara olacak arkadaşlar. Bu şekilde modelimize isterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar patimizi şu ortada kullandım ben. Şöyle bakın rengi. Şurada tabanda ve diğer bakın şu yan kısımlarda kullandığım renkle aynı rengi kullandım. Şimdi şu ortadaki renkten kullanıyoruz. Bakın şöyle tığla yapacağız. Şimdi şöyle ipimize 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. 6 tane çektiğimiz zincirin şöyle ilk başında ilkine şöyle batıyoruz başını dolamadan. Şu arasına bakın çıkarttık. 3 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Şimdi yaptığımız yuvanın içine bir trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 2 olarak sayıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Yine yuvarlağın içine şöyle 1 2 trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Yuvarlağın içine yine batıyorum. 2 tane trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvanın içine 2 tane trabzan yaptım. 2 zincir, tekrar aynı yuvanın içine 2 tane trabzan yaptım. İkili trabzanlarımız şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olacak. Şimdi sonuncusunu şöyle yapıyorum. 2 zincir çektim. Şöyle ilk başta yaptığım trabzanın zincir çekmiş ki şurada ilk başta trabzan olarak sayıyorum demiştim. Onun başına batıyorum. Şöyle aradan geçirdim. Bir de zincir çektim sabitlemek için. Şöyle ipimi koparttım. Orta kısmımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi bakın. Şurada kullandım. Bakın şurada. İkinci sırada şimdi şuraya yapıyoruz. Bunun içinde diğer rengimizi alıyoruz. Şöyle ipimize bir tane zincir çekelim. Şöyle bakın arkadaşlar, şurada zincir çekmiştik ya, şu boşluklara, şuralara herhangi bir yuvanın içine şöyle bir batalım, sabitleyelim. 3 zincir çekelim, başını doladım. Bakın bu yuvanın içine bir trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 2 trabzan oldu. 2 zincir çektim, başını doladım, aynı battığım yuvanın içine tekrardan 2 tane trabzan yapıyorum. Burada zincir çekmiyorum. Bakın diğer hemen şuradaki yuvanın içine batacağım. Buraya batıyorum. 1 şöyle 2 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvanın içine 2 tane daha trabzan yapıyorum. Yani arkadaşlar şuradaki yuvalara 2 tane trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekip tekrar yuvaya batıyoruz. Buradan yuvaya geçiş yaparken zincir çekmiyoruz. Bakın görünüş bu şekilde olacak. Başını doladım. Bakın buradaki yuvaya geçiyorum. Şöyle bir trabzan. Tekrar aynı yere batıyorum. İkinci trabzan. 2 zincir çekiyorum. Başını doladım. Tekrar bakın aynı yuvaya batıyorum. 2 tane trabzan daha yaptım. Bu şekilde arkadaşlar buraya gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar bakın etrafını döndük. Dediğim gibi her şöyle boşluklarımız için 2 battım. 2 zincir çekip tekrar 2 tane trabzan yaptım. Şimdi buradan hemen bakın şurada ilk başta şöyle zincir çekmiştik. Onun başına batıyorum. Şöyle çıktım. Bakın bu şekilde.
Şimdi arkadaşlar şöyle bakın şuraya batıyorum, şu başına batıyorum. Şöyle hemen şu ortaya geliyorum. Burada 3 zincir çekiyorum. Başını doladım. 2 3 baştaki zinciri de sayıyorum trabzan olarak 3 4 5 6 toplamda 7 tane trabzan yaptım. Bakın şuradaki yuvaların içine. Şimdi bakın şuradan şuraya geçiş yaptığımız yerin bakın şu kısma şuraya şuraya başını dolamadan tığımın başını dolamadan şöyle bir battım. Tekrar başını doluyorum. Bu yuvanın içine tekrar 7 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 Bakın burada da 7 tane şu yuvaların içine 7 tane trabzanı yaptım. Bakın şuradaki şurayı şöyle başını dolamadan batıyorum. Tekrar başını dolayıp şimdi buradaki yuvanın içine tekrar 7 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 Şimdi arkadaşlar bakın şu şekilde yine şu ikisinin tam ortası şuradaki şöyle başını dolamadan battım. Tekrar başını doluyorum. Bakın şu kısma 7 tane trabzan yapacağım. 7 tane doldurmaya dikkat edin. Bakın şuradaki yuvaların içine arkadaşlar 7 tane trabzan yapıyoruz. Sonra bakın şu 2 tane motifimizi şu ortasına da başını dolamadan batıyoruz. Bu şekilde bu sıramızı bitirelim. İpimizi de kopartalım. Daha sonra kullanacağımız bakın şurada ben bir koyu renk kullandım. İpimizi ayarlayalım. Sonrasını birlikte yapalım. Evet arkadaşlar bakın. Bu rengimizi de bitirdik. Şimdi şu orta şurada üstünde dediğim gibi koyu renk. Ne renk tercih ediyorsanız ipimizi şöyle alalım. Şöyle ipimize yine bir zincir çekelim. Şimdi bakın arkadaşlar şurada şurada 7'şer tane trabzan yaptığımız yerin şöyle trabzanına şöyle sayayım. İlk baştaki trabzanına şöyle bir batalım. Başını dolamadan. Şimdi ikincisine batıyorum. 2 3 4 Arkadaşlar burada yapacağımız işlem bütün trabzanların başına birer tane sık iğne yapıyoruz. Bakın şu şekilde sık iğnemi yaptım. Şimdi burada orta kısma geldim. Bu orta kısımda da bakın şurada şuradan şuraya geçiş yaparken şu araya başını dolamadan batmıştık. Bakın şimdi yine aynı işlemi yapıyorum. Şu alttan tığımı batırdım. Bakın şöyle şu şekilde. Şu görüntü vermesi için. Tekrar trabzanların üzerindeki üzerine sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bu sıra bu şekilde arkadaşlar. 7 tane trabzanımızın üzerine sık iğne yapıyoruz birer kere. Orta kısma gelince de bakın şuraya da şurada bakın açtığımız zaman boşluk çıkıyor. Bu boşluğa da şöyle başını dolamadan yine batıyoruz. Bu şekilde. Tekrar trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu sıramızda arkadaşlar bu şekilde devam edelim. Bu ipimizi de kopartalım. Daha sonra krem, beyaz ne renk tercih ediyorsanız. Ben burada krem kullandım. İpimizi hazırlayalım. Üst kısma da geçince yine beraber yapalım. Şurayı bir daha göstereyim. Şöyle açıyoruz. Bakın şurayı. Şöyle batıyorum. Başını dolamadan şu şekilde. Buraya da yapalım arkadaşlar. Dediğim gibi ipimizi kopartalım. Daha sonra beraber devam edelim. Evet arkadaşlar bakın üst koyu rengimizi de bitirdik. Şimdi şurada kullandım. Ben krem ip kullandım. Krem ipimi alıyorum. Şöyle ipime yine bir zincir çekiyorum. Şöyle. Şurada arkadaşlar bakın şöyle sık iğne yaptık ya şurada. Hemen ilkine şöyle başına şöyle bir battım. 3 zincir çekiyorum. Bunu bir trabzan olarak sayıyorum. Başını doladım. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. 1 2 3 de çıktım.
Bir kere doluyoruz. Üçte çıkıyoruz arkadaşlar. Daha yüksek dursun diye. İki. Üçüncü batışım. Dört. Bakın dört tane trabzanım oldu. Bir zincir çekiyorum. Başını doladım. Tekrar aynı yere batıyorum. Bir, iki, üçte çıkıyorum. Yanına yine batıyorum. Bir, iki, üçte çıkıyorum. Yine yanına. Bir, iki, üç. Tekrar 1, 2, 3. Bakın arkadaşlar 4 tane trabzan yaptım. 1 zincir çektim. Aynı yere battım. Bakın bu tarafta da bu tarafta 4 tane trabzanımız oldu. Başını doladım. Bakın buradakini bırakıyoruz. Bakın şurada var, şurada var. Bırakıyorum hemen. Birer trabzan bırakıyoruz. Şöyle 1, 2, 3 de çıktım. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. 4 tane trabzan yapacağız. Şöyle dördüncüsü 1 2 3'te çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum, başını doluyorum. Tekrar aynı battığım yere batıyorum. Ve yine 4 tane yan yana trabzanımı yapıyorum ama üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle 1 2 3. Başını doladım tekrar 1 2 3. Başını doladım. Bakın burayı atladım. Hemen buraya geçiş yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3. Başını doladım. 1, 2, 3. Başını doladım. 1, 2, 3. Bakın 3 tane oldu. Başını doluyorum. 4.'cüyü yapıyorum. Şimdi arada bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. 1 oldu. Yanına battım. 2 oldu. Yanına battım. Şöyle 3 oldu. Yanına battım. Bu da dördüncüsü oldu. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Başını doluyorum. Bakın arkadaşlar şurada boşluğum var. Buraya batmıyorum. Bakın şuradaki boşluğa batmıyorum. Şu kısma batmıyorum. Hemen diğer yuvayı atlıyorum. Şöyle 3'te çıktım. Bir trabzan yaptım. Başını doladım. Şöyle ikinci trabzanım. Başını doladım. Şöyle üçüncü. Başını doladım. Tekrar dördüncü trabzanımı yaptım. Ama 3'te çıktım. Bir zincir çektim. Başını doladım. Tekrar aynı yere batıyorum. Başını doladım. Tekrar aynı yere. Bu şekilde 4 trabzan yapacağız. Bir zincir çekeceğiz. Tekrar aynı yere batacağız. Bu tarafta da bakın burada da burada da 4 tane trabzanımız var. Şimdi başını doladım. Bakın şurada bir boşluğum var. Boşluğuma batmıyorum şuraya. Hemen diğer şuradaki yuvaların sık iğne yaptığım kısmına şöyle yine 3'te çıktım. Başını doluyorum. 4 tane toplamda trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Şöyle ikinci. Şöyle üçüncü. Ve dördüncüyü de yaptık. Başını doluyorum. Bakın burada yine bir boşluğum var. Boşluğuma değil hemen diğer yuvadaki sık iğnemin başına battım. Şöyle 2, şöyle 3, 4, bir zincir çekiyorum. Şöyle tekrar başını doladım. Aynı yere batıyorum. 3'te çıkıyoruz. Trabzanlarımız arkadaşlar hep 3'te çıkalım. Yüksek durması gerekiyor biraz. 3 oldu ve bu da dördüncüsü oldu. Bakalım. Evet 4, 4. Hemen bakın şurada. Diğer ilk başta yaptım. Şurada zincirimiz vardı. İlk başta zincir çekiyorum. Bunu trabzan olarak sayacağım dediğim başına battım. Şöyle içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Şöyle ipimizi koparttım. Şimdi arkadaşlar krem rengimizle de işimiz bitti. Şimdi şişli olan kısmımıza geçeceğiz. Burada ben
ortada kullandım. Şurada orta kullandığım ipi kullandım. Şu kısmı yapacağız şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şişlerimizi böyle alalım yanımıza. Burada tığ yardımı da gerekiyor bize. Evet arkadaşlar, şimdi burada yapacağımız işlem, bakın şurada şöyle tuttuğumuz zaman şöyle iki tane yuva yaptık ya. Bakın şurada bir zincir çekip dört tane yapmıştık. Şu kısım ve şurada da dört dört şeklinde, bakın şu taraflar. Buraları açıkta bırakacağız. Buralar şu kısmımız olacak. Bakın şu zincir çektik, dört yaptık. Şu kısımda da aynı şekilde, bakın dört burada, dört burada, şuralardan. Yani bu şekilde buralardan ilmek çıkaracağız ama şu kısmı ellemeyeceğiz. Şimdi rengimizi şöyle alalım. Ben şöyle bir zincir çekiyorum yine. Bakın şuradan şuraya batıyorum. Şöyle bir batıp şöyle ilmeğimi, bunu bir olarak sayıyorum. Şişimi geçirdim. Bir tane buradan ilmek çıkarttım. Bir tane de şöyle ilmek yaptım. Şimdi hemen sıradaki trabzanın başına batıyorum. Şöyle tekrar bir tane de ben yaptım. Tekrar buradan bir ilmek çıkartıyorum. Şöyle tekrar bir tane de ben yapıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde 2 4 6 tane oldu. Şimdi buradan ilmek çıkartacağım. Trabzanın başına şöyle arkadaşlar batıyorum. Şu ipimi aldım, şişime şöyle geçirdim. Bakın bunu yaptım. Şimdi ben yine bir tane arttırıyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bir tane kendim ilmek yapıyorum. Bir tane de motifimin üstündeki trabzandan yapıyorum. Bakın şimdi buradan çıkarttım. Şimdi kendim. Şimdi tekrar trabzandan. Tekrar kendim. Bu şekilde toplamda şişimizde 23 tane trabzanımız olacak. Şey, ilmek çıkartmış olacağız. Pardon, trabzan değil, ilmek. Şimdi tekrar bir tane ben yaptım. Tekrar trabzanımın üstünden şöyle ilmek çıkarttım. Tekrar bir tane daha yaptım. Bu şekilde ilmeğimizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Bir tane de kendimiz yapıyoruz. 5 şiş patik yapanlar için çok kolay bir model. Zevkli de giden bir model. Şöyle şimdi kendim, şimdi trabzandan çıkarttım. Sayalım kaç tane olmuş? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Şöyle 22. Şöyle de 23 oldu. Yanlış saymadıysak bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Evet. 23 tane ilmeğim oldu arkadaşlar. Bakın bu şekilde 23 tane yaptım. Şimdi tekrar diğer şişime geçiyorum. Burada şimdi kendim arttıracağım. Onu bu şişte yapmak istemiyorum. Burada yapayım. Arttırma işlemimi buradayken yapayım ki o şişte şimdi ayrı duracak. Bakın burada 24 tane oldu. Her şişimizin üzerinde 23 tane olacak. Ben bunu sonradan alacağım buraya. Şimdi yine buradan ilmek çıkarttım. Şimdi bu şişimin üzerine, bakın bu şekilde. Şimdi kendim yapacağım. Şimdi buradan çıkartıyorum. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın motiften çıkarttım. Şimdi kendim ilmek yaptım. Bu şekilde bakın bu taraftan buradan toplamda şu kısım şuraya gelene kadar, bakın şu kısma kadar ilmeklerimizi çıkartacağız. Her şişimizin üzerinde 23 tane ilmeğimiz olacak. Bakın ben burada 24 yaptım. Arttırma yaptığımı orada bırakmak istedim. Şimdi buraya alacağım.
her şişimizde 23 tane ilmeğimiz olana kadar bu şekilde devam edelim. Sadece şu kısmımıza kadar. Burası açık kalacak. Arkadaşlar bakın şöyle 4 tane şişimizde toplamda 23 tane, hani her şişte tek olarak 23 tane ilmeğimiz var. Şu orta kısımda dediğim gibi bakın bir şurada bir de şuradan 4 şeklinde trabzanlarımız bıraktık. Şimdi biz arkadaşlar bakın şu kısmı yapacağız. Bakın şu etrafını yapacağız. Şurası yine açık kalacak. Orayı en son sık iğne yapacağız. Bakın şu kısmı yapacağız. Şimdi bunun için şöyle şişimizi alıyorum. İlk trabzanımı şöyle ilk trabzana alıştık tığla yapmaktan. İlkini şöyle arkadaşlar boş bırakacaktım ama bunu da yapalım. Kendi arttırdığım ilmeğim olduğu için şöyle normal haroşa örüyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şişimi şöyle ilmeğimin arasından şöyle geçirdim, başını doladım ve çıkarttım. Normal haroşa şeklinde örüyoruz. Burası iç kısmımız. Bakın motifimizin iç kısmı şöyle iki sıra haroşa öreceğiz. Normal haroşayı nasıl örüyorsanız bu şekilde iki sıra yapacağız. Daha sonra da patiğimizin diğer kısımlarını yapacağız. 5 şişle yapmak da zevkli ama şurada ben size gösterirken masanın üstünde olduğu için biraz zor oluyor. Ama çok güzel bir model. Şöyle sonuncusunu da arkadaşlar bakın yapıyorum. Ve bu şişim boşaldı. Bakın buradan şimdi ben bir sırayı yapmış oldum. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Bakın bu burada kaldı. Ben şimdi buraya geçiyorum. Burayı da normal yine haroşa şeklinde örmeye devam ediyorum. Bu şişlerimiz de arkadaşlar bu şekilde öreceğiz. Normal haroşa ya da ters mi deniliyor? Nasıl diyorsanız o şekilde arkadaşlar. 2 sıra yapacağız. Ön kısmımızda 2 sıra trabzanımız gözükecek. Beş şiş bilenlerin mutlaka yapması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten çok zevkli ve çok güzel duran bir model. Ayakta da gerçekten çok güzel gözüküyor. Bu şekilde arkadaşlar şişlerimizdeki bütün İlmeklerimizi normal haroşa olarak örelim. Daha sonra arka kısmına gelince yine orayı da beraber yapalım. Evet arkadaşlar bakın şöyle bir sıra iç kısmından şöyle bir sıra haroşamızı yaptık. Bu iç kısımdan. Şimdi böyle çeviriyoruz. Bakın bu taraftan da şöyle şişimi alıyorum. Yine aynı şekilde bakın ilkini boş alıyorum. İkincisini normal yine haroşa şeklinde örüyorum. Bakın arkadaşlar şu görüntü iki sıra olacak. Bu şekilde arkadaşlar bu sırada böyle yine aynı şekilde haroşa yaparak devam ediyoruz. Bakın bir şişimiz bitti bile. Hemen arkadaşlar diğer şişimizi aynı şekilde yapıyoruz. Burayı da yine öreceğiz. Sadece arkadaşlar şu ilk başta şurayı alırken boş alıyorum. Bakın bu aralardaki şişlere geçiş yaparken burayı normal yine öreceğim.
ilikleri haroşa olarak öreceğim. Sadece şurada. Ve sonra arkaya döndüğüm zaman şu kısmı da boş alacağım. Yoksa şu diğer şişten diğer şişe geçerken yine öreceğim ilk baştakilerini. Bakın arkadaşlar, bu şekilde. Haroşamız toplamda şöyle düz tarafına baktığımız zaman, bu motifimizin düz kısmını tuttuğumuz zaman şöyle görünüşte iki tane haroşamız olacak. Böyle iki sıra yapalım. Daha sonraki sırayı birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, şöyle iki sıra, bakın ön kısmı şöyle motifimizi tutunca şöyle iki sıra haroşamız olacak. İki sıra yaptık. Şimdi de şu uç kısmını yapacağız. Bunun için arkadaşlar şöyle ilk, bakın şuradan yine örüyorum. İlkini şöyle boş alıyorum. Yine haroşa olarak bu kısmı örüyorum. Bu şişimde 23 tane ilmeğim vardı. 23 tanesini öreceğim. Şöyle. Yine haroşa olarak örüyorum. Bu şişimde dediğim gibi 23 tane vardı. Şöyle şimdi 23'ün üstlerini sayacağız arkadaşlar. 23 burası. Şöyle 24.sü. 25. 26. 27. 28. 28, şöyle 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Yani arkadaşlar şöyle toplamda 36 tane şöyle ayıracağız. Buradan da 36 ayıracağız. Ön kısımda 20 tane ilmeğimiz olacak. Şimdi arkadaşlar bu kısmı örmeyeceğimiz için ben şuraya başka bir şiş geçireceğim. 5 şiş var. Şunu o yüzden burayı şöyle başka şiş geçiriyorum. Şöyle. Evet. Bakın 23 burada vardı. Burada da toplamda şu iki şişimde 36 tane ilmeğim oldu. Şimdi arkadaşlar bakın şurada da 10 tane olması lazım şimdi. 2, 4, 6, 8, 10. Evet. Bu 10 taneyi şimdi örüyorum normal. 2. Şöyle 3. 9 10. Şimdi arkadaşlar bu şişten de 10 tane alacağım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet arkadaşlar bakın burada 20 tane ilmeğimizin olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Burada da arkadaşlar 36 tane olacak. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi 34, 36. Evet bakın arkadaşlar. 2 şişimde 36, şuradan 2 şişimde 36, şu ortada, tam ortada olan şişimde de 20 tane ilmeğim var. Şimdi bakın bu ön iç kısım, motifimizin iç kısmı, burayı haroşa olarak ördüm ve 20 tane ilmeğimi ayırdım. Şimdi bu arka tarafa çevirince şöyle, şimdi arkadaşlar bu kısmı düz olarak öreceğiz. Düzü nasıl yapıyorduk? Şöyle şişimizi bakın şöyle şu şekilde alıp başını doluyorum, çıkartıyorum. Tabi düzü siz ne şekilde örüyorsanız
Şöyle arkadaşlar, bu kısım sadece 20 taneyi öreceğiz. Ön kısma gelince düz olarak, ters kısma gelince de ters olarak öreceğiz. Yani bu kısım düz, öteki arka tarafta haroşa olarak devam edeceğiz. Toplamda 6 sıra olana kadar. Sadece 20 ilmeğimizi öreceğiz. Evet, bakın 20 tanemiz ördük. Bakın düz. 2 sıra haroşadan sonra bakın düz gözüküyor. Şimdi arkayı dönüyorum. Yine bu 20 taneyi öreceğim. Dediğim gibi 6 sıra yapacağız. Burayı yine haroşa olarak devam ediyoruz. Bakın şu böyle iç kısmı haroşa yapıyoruz. Ön kısmı da düz olarak örüyoruz ki şu şekil ortaya çıksın. Bakın şu düz görüntü ortaya çıkması için. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Toplamda 6 sıra. Sadece bu 20 tane ilmeğimizi 6 sıra yapacağız. Evet, bakın yine çeviriyorum. Şimdi yine bu kısmı düz olarak öreceğim. Şöyle. Evet arkadaşlar, bakın bu düz kısmı yine bitirdik. Şöyle. Şimdi yine çeviriyorum. Bakın şurası şöyle ayrı duruyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi yine çeviriyorum. İç kısımdayız. Burayı yine haroşa olarak devam edeceğiz. Öne geleceğiz. Yine aynı şekilde bakın şöyle düz olarak öreceğiz. Toplamda 6 sıramızı yapalım arkadaşlar. Daha sonrasını beraber devam edelim. Sadece bu 20 tane ilmeğimizi 6 sıra yapalım. Evet arkadaşlar, bakın şöyle şu 20 tane ilmeğimi bakın şu şekilde 6 sıra düz olarak ördüm. Şimdi bakın şurada şöyle ilmek çıkartacağız bu yan taraftan. İlmeği de nasıl çıkartacağız arkadaşlar? Boşta olan şişimizi alıyoruz. Bakın şu kenar olan kısımdan şöyle şu şekilde arkadaşlar şuralara batarak. Şöyle 1, 2, 3. Bakın 3 tane ilmek çıkartmış olduk. Şimdi bu tarafta bunları örüyoruz. 6 sıra yaptıktan sonra bakın şu yanda duran şu kısımdan 3 tane ilmek çıkarttık. Şimdi bunu yine düz olarak örüyoruz bu kısmımızı. Takıldı şöyle. Başını doluyoruz. Evet. Bakın 3 taneyi yine düz olarak ördüm. Bakın burasını şöyle kapatmış olduk. Şimdi arkadaşlar şişimde 23 tane ilmeğim var. Yine bu iç kısmını
ters olarak örüyoruz. Haroşa olarak örüyoruz. Yan kısma gelince yine yan kısımdan 3 tane ilmek çıkartacağız. Ve şişimizde toplamda 26 tane ilmeğimiz olacak. Bundan sonrası da şişimizdeki sabit sayımız bu ön kısımda 26 tane ilmeğimizle devam edeceğiz. Bakın 26 tane ilmeğimi yaptım. Şöyle üst tarafını çeviriyorum. Şöyle çevirdikten sonra bakın şu yan kısımdan sırasıyla bakın şöyle 1 şöyle 2 3 bakın 3 tane ilmek çıkarttım. Şimdi dönüyorum. Bunu da yine haroşa olarak öreceğiz. Tabi biraz zor olacak. Bunu yandan aldık. Şişin eğilmesi falan biraz zor olacak ama 3 taneyi haroşa olarak devam ediyoruz. Evet. Şimdi şişimizde arkadaşlar toplamda 26 tane bakın şöyle 26 tane şu kısımda ilmeğimiz var. Buradaki sayılarımız yine aynı. Şimdi ön kısmını çeviriyoruz. Yine bakın bu artık bu sıra hep düz. Burayı örerken de haroşa olarak öreceğiz. Şimdi yine burayı haroşa olarak devam ediyoruz. Şimdi düz olarak pardon burayı düz olarak örüyoruz. Şöyle. Düz olarak bu sırayı buradaki artık sıramız bu şişteki sıramız 26 ilmek olacak. Buradaki sayımızı koruyacağız. Bundan sonrasında da bu yanlardan sağdan ve soldan diğer şişlerden ilmek alarak eksiltme işlemimizi yapacağız. Evet bakın iki tanemiz de yapıyoruz. Şöyle şimdi arkadaşlar düz tarafımızı bakın bitirdik. Bu düz tarafımızı hep bu şekilde devam edeceğiz. Normal olarak öreceğiz. Ama bu iç kısma gelince şöyle bu iç yani şu motifimizin ters tarafı olan kısma gelince şuradan bakın bu diğer şişimizden şu yan tarafımızdan şöyle bir tane alıyorum ilmek. Şöyle. Bakın şimdi burada bakın şu ilmeğim ördüğüm ilmek bu da buradan aldığım ilmeğim. Şimdi ikisini bir örüyorum. Şöyle ikisine bir geçirdim. Başını doladım. Tek olarak çıkarttım. Yine burayı normal haroşa olarak devam ediyorum. Uç kısmına kadar. Diğer sonuna gelince yine aynı işlemi yapacağız. Sağdan bu ters tarafında sağdan ve soldan birer ilmek alarak eksiltme işlemimizi yapacağız. Normal şimdi haroşa olarak devam ediyoruz. Evet bakın son ilmeğimiz bunu şöyle alalım şimdi şuradan bir ilmeğimi aldım şöyle bakın şimdi iki tane örülmemiş buradan bir ilmek aldım diğer şişimden ikisini bir böyle şişimi geçirdim başını doladım tek olarak çıkarttım şişimde yine 26 tane ilmeğim var sadece bu
iç kısmı yaparken buradan bir ilmek alıyoruz. Sonuna geldiğim zaman da buradan bir ilmek alıyoruz. Eksilterek buradaki ilmek sayımızı ve buradakini azaltacağız arkadaşlar. Sadece iç kısımda. Bu kısmımız normal düz olarak devam edilecek. Şöyle. Bu kısım dediğim gibi normal. Şöyle aşağı indireyim. Normal düz olarak biraz şiş masaya değdiği için zor oluyor arkadaşlar. Normal düz olarak bu kısmı böyle devam ediyoruz. Şöyle. Bakın bu düz kısmımızı yine bitirdik. Bakın şöyle. Şimdi ben yine bakın buradan şöyle ilmek alıyorum bir tane. Çeviriyorum. Şöyle. Çevirdikten sonra arkadaşlar bakın. Şu iki tane bakın ilmek aldığım bir de bu normal ördüğüm ilmekte bu ikisine birden şişimi geçirdim. Başını doladım. Tek olarak çıkarttım. Yani buradan aldığım ilmeği eksiltmiş oldum. Yine burayı normal haroşa olarak devam ediyorum. Normal olarak öreceğim. Sonra diğer şişimden yine bir ilmek alıp eksilteceğim. Ama bu ortadaki ilmek sayım yine 26 tane. Hiçbir şekilde eksiltme orada yapmıyorum. Bu sayımı aynı koruyorum. Sadece yanlardan aldıklarımı eksiltiyorum. Ortadaki sayım aynı olacak. Bu şekilde arkadaşlar bakın uç kısmı yine geliyorum. Yine haroşa olarak devam ediyoruz. Bakın sonuncusu şöyle şuna takayım ben buradan bakın. Bunu alacağım. İkisini geçirdim. Başını doladım tek olarak çıktım. Yine ortada şöyle saydığım zaman 26 tane ilmek var bakın. Şu alt kısım. Yani arkadaşlar bakın şu kısmı yapıyoruz. Böyle keserek giderek bakın bu şekilde yapacağız. Ta ki şu şişlerimizde yan şişimizde toplamda 12 tane şöyle bu tarafta ve bu tarafta şu ortadan hariç şurayı zaten örüyoruz. Bu kısımlarda toplamda şurada 12 burada 12 tane ilmeğimiz olacak. Sağ ve sol tarafımızda 12 ilmek kalana kadar böyle eksiltmeye devam ediyoruz. Bakın böyle alta doğru geliyor. Şimdi neredeyiz? Yine arka tarafı burayı düz olarak öreceğiz. Bu tarafa gelince buradan yine bir ilmek alıp eksilteceğiz, öreceğiz. Buradan bir ilmek alıp eksilteceğiz. Ön kısma geleceğiz. Yine düz şeklinde devam edeceğiz. Dediğim gibi bu şişimiz burası bakın şu iki şişimizde 12 tane ilmek kalacak. Yani burada 12 ilmek, burada da 12 ilmek kalana kadar şöyle eksiltmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasını da yine beraber devam edelim. Evet arkadaşlar bakın şöyle şu alta kadar şöyle yarıya kadar geldim. Bakın şu şişimde sağ ve sol şişimde dediğim gibi 12 tane ilmeğim var. Burada da 12 ilmeğim olana kadar şu yanlardan arttıra arttıra bakın bu şekilde patiğimizi yaptık. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bundan sonra da arkadaşlar bakın en son şurada kaldım ben. Şimdi tekrar bu kısmı normal yine haroşa olarak örüyorum. 3 tane şişimiz var. Onu şu sayıyı da biraz isterseniz diğer şişlere dağıtabilirsiniz. Bakın şu sondakini şöyle düz olarak örüyorum. Kenar düzgün dursun diye. Şimdi arkadaşlar bakın burada ilk 3 tanesini haroşa olarak öreceğim. Şöyle biri boşaldım. İkinci
Üçüncüyü şöyle haroşa olarak ördüm. Diğerine diğer ilmeklerimi düz olarak devam ediyorum. Diğer bu taraftan da 3 tane haroşa öreceğim. Bakın şu kısım yani. Şurası 3 ve bu taraftan da 3 tane yapacağım. Diğer taraflar düz olarak devam edeceğiz. Normal düz olarak arkadaşlar yapıyoruz. Ben şimdi şu ortadaki şişim çok olduğu için ben biraz bu şişimi alacağım. Alt kısmı da normal düz. Sadece bu taraf düz. İç kısım haroşa öreceğiz. Sadece ön kısmın sağ ve sol tarafından ilk 3 ilmeğini haroşa öreceğiz. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde ben şimdi devam ediyorum. Şimdi başka şiş aldım. Çünkü burası çok fazlaydı ya, şişleri biraz dağıtmak için. Kısımdan da 3 tane arkadaşlar, son 3 tanesini haroşa olarak öreceğiz. Evet, bakın 3 tanesi kaldı. Şimdi 3'ünü de şöyle, birincisini haroşa ördüm, ikincisini şöyle haroşa ördüm, şöyle bu en sonuncusunu şöyle düz olarak örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. İç kısmını normal haroşa olarak devam ediyoruz. Bundan sonrası çok kolay arkadaşlar. Şimdi topuğa kadar bu şekilde öreceğiz. Topuk kısmımız gelene kadar. Bakın bu iç kısmı normal haroşa. Diğer tarafı normal düz öreceğiz. İlk ve şöyle bakın sağ ve sol tarafından sadece 3 taneyi haroşa olarak devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Şu kısmımız. Evet bakın şimdi şu iç kısmında, şu orta kısımda zaten dediğim gibi normal yine haroşa olarak örüyoruz. İç kısımda baştan sona kadar zaten haroşa. Diğer ön kısım düz öreceğiz. Sadece sağ ve sol tarafından 3'er tane haroşa olacak. Şöyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle ilk başta şu motifimizi yaparken şurada 2 tane bakın etrafında şöyle şişlerimizi ilmek aldıktan sonra şöyle 2 tane haroşa yapmıştık. Şimdi bu 2 tane haroşa da dahil. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Toplamda 22 sıra olacak. Bu 2 tane de dahil. 22 sıra yapalım. Daha sonra da şu kısmı da arkadaşlar birlikte devam edelim. Arkadaşlar bakın şöyle yan kısmındayım. Şimdi dediğim gibi bakın şu 2 taneyi de saydım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 tane şöyle haroşam var kenar kısmında. Şöyle şişimizi alıyoruz yine.
Bakın arkadaşlar, bu şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 tane bu şişimde var. Sağ ve sol şişlerimde 19 tane. Şu ortada da 12 tane ilmeğim var. Şimdi ortaya kadar gelelim, şu kısma kadar. Şimdi normal haroşamızı yine yapalım. Şimdi topuk kısmını ayarlayacağız. Şu uç kısmını yaparken arkadaşlar, iç kısımlarına gelince sağdan ve soldan kesmiştik. Şimdi yine topuk içinde o işlemi yapacağız. Bakın arkadaşlar, şu bir tane alıyorum. Şu ilmeğime şöyle koydum. Şimdi bakın, burada 12 tane vardı. Bununla 13 oldu. Şimdi ben bunu ikili olarak alıyorum. Şöyle bir tane olarak çıkarttım. Şimdi normal 12 tanemi öreceğiz. İç kısımlarında sağdan ve soldan eksilteceğiz. Birer tane alarak eksilteceğiz ama şu ortadaki şişimizde 12 tane ilmeğimiz olacak. Bakın burada bir tane kaldı. Şimdi bu taraftan koydum. Bakın şu şekilde. Şimdi bakın bu tarafa gelmiyorum. Orta kısımda şöyle dönüyorum. Burayı da yine düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Bu kısım aynı. Buraya giderken normal iç kısımdan yaparken birer ilmek alıp onları da eksiltiyoruz sağ ve sol şişimizden. Bakın şimdi buradan bir tane ilmek alıyorum. Şöyle çeviriyorum. Bakın iki tane. Şişimde 12 tane var. Bunu, bu ilmeği buradan aldım. İki tane. Şişim iki tanesinden geçirdim. Tek olarak çıkarttım. Bu şekilde arkadaşlar, böyle devam edeceğiz. Bakın sonuncusunu da şöyle yapıyorum. Şöyle iki tane olarak aldım. Tek olarak çıkarttım. Yine dönüyorum. Burayı düz olarak öreceğim. Bu şekilde topuk ortaya çıkacak arkadaşlar. Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Bakın şu üç tane, son üç tane kalasına kadar bu şekilde yapalım. Şu üç taneyi bu kısımda şöyle haroşa olarak öreceğim ki şu arka tarafta da şu görüntü olsun diye. Tabi istemezseniz siz normal olarak da örebilirsiniz. Şöyle ben bir kere daha göstereyim. Şöyle düz olarak şöyle ördük. Bu kısım sadece düz olarak örülüyor. İç kısımda normal haroşa olarak devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar, bu kısım bitti. Şimdi şuradan bir tane daha aldım. Şişimden bir tane aldım. Çeviriyorum. Şimdi iki tane ilmeğimi, şişimi geçirdim. Başımı doladım. Tek olarak çıkarttım. Son kaldı. Şuradan bir tane ilmekle beraber alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın topuk kısmımız yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle şuradan 3 tane ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde patiğimize devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın şöyle topuk kısmımı şu şekilde şöyle yaptım.
Bakın dediğim gibi 3 tane burada. Şöyle 3 tane de şu kısım. İki şişe düşürdüm yapılması daha rahat olsun diye. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın 3 tane kaldığı zaman böyle bu tarafı normalde bu kısmı düz örüyorduk. Şimdi burayı normal haroş olarak örüyorum. Öne aldım. Bakın şurada 3 tanemden bir tanesini daha aldım. Döndüm. Şimdi yine ön kısımda bir tane eksilttim. Burayı yine normal haroşa olarak iç kısmımı zaten hep haroşa yaptık. Bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi bu taraftan da bakın burada örmem gereken ilmeğim bu. Buradan bir tane daha ilmek alıyorum. Şöyle ikisine birden tek olarak çıktım. İpimi öne aldım. Şimdi burayı da yine haroşa olarak örüyorum. Evet. Şimdi ipimi yine öne aldım. Bakın şuradan ilmek alıyorum. Döndüm. Yine bu iki taneden şöyle ilmeğim şişim ikisine geçirdim. Doladım tek olarak çıktım. Normal yine haroşamıza devam ediyoruz. Şimdi uç kısımda da bakın tek ilmeğim burası. Şuradan bir taneyi şu ikili olarak geçirdim. Doladım çıkarttım. Ön aldım. Yine burayı haroşa olarak devam ediyorum. Şimdi de arkadaşlar diğer tarafa geçince de kesme işlemimizi yapacağız. Öne aldım. Şimdi bu ilmeğimi şöyle şuraya geçirdim. Bakın iki tane olarak şişimi tek olarak çıkarttım. Şimdi tekrar bu ilmeğimi buraya aldım. İki tanesini birden tek olarak çıkarttım. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. Evet sonuncusunu da şöyle yaptık. Bakın şu şekilde. Burada ben şimdi şişlerimi bırakıyorum. Şöyle. Bakın şöyle bir tane şöyle sabitliyorum şuraya. Şimdi dönüyorum. Şimdi arkadaşlar etrafını şöyle bir sık iğne ile geçeceğiz. Her ilmeğin bakın şöyle. Her ilmeği birer kere batarak başını dolamadan sık iğne yapıyoruz. İki tane, iki sıra sık iğne yapacağız. Evet, bakın yan kısma geldik. Yanda da yine aynı şekilde arkadaşlar. Her ilmeği bir kere batarak şöyle sık iğnemizi yapıyoruz. Hem kenarlar düzgün dursun hem de burayı haroşa olduğu için böyle bir toparlaması için kendim daha böyle bir sıkı durması için. Ön kısmı da göstereceğim size.
etrafını bu şekilde. Bu birinci sıramız. Bir sıra daha döneceğiz. Toplamda iki sıra olacak. Bakın arkadaşlar, bu uç kısmına da geldim. Ön kısmımıza. Şimdi burada da arkadaşlar yine aynı şekilde bakın. Trabzanımın başına batıyorum. Her trabzana birer kere batarak sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar etrafını dönelim. Bir sıra daha dönelim sonradan. Daha sonra da ipimizi kopartalım. Evet arkadaşlar, etrafından iki sıra sık iğne geçtikten sonra bakın ipimizi koparttık. Diğer eşi de modelimizin bu şekilde. Çok güzel, çok şık model oldu arkadaşlar. Yaparken de keyifle yaptık. Hem tığla hem de şişle yapılan çok güzel, ağır duran bir model. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoma yorum ve like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.